Sevgili seyirciler, iyi pazarlar diliyoruz. Bugün adını son dönemde çok duyduğumuz bir Latin Amerika ülkesine konuk olacağız. Venezuela'ya. Ta Osmanlı'dan bugüne kadar ilişkilerimizin sürdüğü Venezuela'ya konuk olacağız bu hafta. Ya da yeni adıyla Venezuela Bolivar Cumhuriyeti'ne. Buyurun. Resmi ismi Venezuela Bolivar Cumhuriyeti olan ülke Güney Amerika'da bulunuyor. Ülkenin batısında Kolombiya, güney tarafında Brezilya, doğu kısmında Guyana ve kuzeyinde Karayip Denizi vardır. Venezuela bayrağı üstte sarı, ortada mavi ve altta kırmızı renklerden oluşur. Bayrağın ortasında 8 adet yıldız bulunur. Mavi renk İspanya'ya karşı verilmiş bağımsızlık mücadelesini, sarı Güney Amerika'nın altın topraklarını, kırmızı ise cesareti simgeler. Ülkedeki yıldızlar, mücadele için verilen 7 ili ve Guyana ülkesinin bağımsızlığını işaret eder. Venezuela, 9 bölgeye ve 27 eyaletle başkent bölgesine ayrılmıştır. Ülke bu bakımdan Amerika Birleşik Devletleri'ni örnek alır. Caracas, ülkenin en önemli şehirlerinden olup aynı zamanda başkenttir. Başkent Venezuela'nın en kalabalık şehridir. Valencia, Maracaibo ve Barquisimeto diğer önemli şehirleri arasında bulunur. Venezuela'nın nüfusu yaklaşık 29 milyondur. Resmi para birimi ise Venezuela Bolivarı'dır. Venezuela uzun yıllar İspanya'nın hakimiyetinde yer almıştır. Bu nedenle ülkenin resmi dili İspanyolcadır. Ayrıca ülkede çok sayıda göçmen topluluklar olduğundan İngilizce, Almanca, Portekizce, Arapça ve Çince konuşulan diller içerisindedir. Dünyanın en zengin petrol rezervine sahip olan ülkeler arasında Venezuela ilk sıradadır. Bunun yanı sıra yer altından demir, çelik ve altın da çıkarılmaktadır. Ancak tüm bu yeraltı zenginliklerine rağmen ülkeye uygulanan ambargolar nedeniyle ekonomi oldukça olumsuz etkilenmiştir. Aynı zamanda bir tarım cenneti olan ülke topraklarının büyük bölümü sulu tarıma son derece elverişli ve yıl boyu üretim için oldukça uygun bir iklim mevcuttur. Yetiştirilen belli başlı bitkiler arasında kahve, pirinç, meyveler ve şeker gelir. Venezuela tamamıyla tropikal kuşak üzerinde konumlanmaktadır. Sıcaklık yüksekliğe bağlı olarak değişir. Eğer kuzey dağlık bölgedeyseniz muhtemelen birkaç sağanak yağışla karşılaşabilirsiniz ve bu durum ülkenin genel özelliklerinden biridir. Sayın Büyükelçi, öncelikle davetimizi kabul ettiğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. Venezuela Bolivar Cumhuriyeti'nin konutundayız şu anda, sizin evinizde. Bize birazcık kendinizi tanıtırsanız çok sevineceğiz öncelikle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Benim evim, senin evin. Çok teşekkür ediyoruz. Her zaman seni bekliyoruz. Siz çok uzun zamandır Türkiye'desiniz. Yanılmıyorsam 10 yıldan daha fazla oldu siz Türkiye'ye geleli. Artık siz de Türk sayılırsınız, siz de bizden biri sayılırsınız. Biraz anlatır mısınız? José Gregorio Bracho kimdir ve bugünlere nasıl geldi? Bueno, mira, yo llegué... Sen de biliyorsun, biz artık aile gibiyiz. Türkiye'ye 12 sene önce geldim. Ben kimim? Kendim hakkında konuşmaktan hoşlanmam. Başkalarının beni anlatmasını tercih ederim. Ancak Atilla isminde Venezuelalı, melez, mütevazı bir kadının ve Venezuela'ya ismini veren Sinamaika Gölü'nde doğan bir petrol işçisinin oğluyum. Babam 14 yaşında Sinamaika Gölü'nden Maracaibo Gölü'nün doğu yakasında bulunan Cabimas adında küçük bir köye göçüyor. 14 yaşında. Evet, 14 yaşında bir rahiple birlikte bir sabah kanoyla yola çıkıyor ve ileride sadece Venezuela'nın değil, Latin Amerika'nın ve hatta dünyanın enerji merkezi haline gelecek Cabimas'a varıyorlar ve macerası başlıyor. O zamana kadar bir yerli topluluğunda sadece koka damıtarak yaşayan babamın petrol endüstrisiyle ilgili hiçbir fikri yok.
O zamanlar My Friend dedikleri esmer, Trinidadlı bir işçiye yaklaşarak kendisine getir götür işlerinde, temizlik işlerinde yardım etmeyi teklif ediyor. Henüz 14 yaşında. Bu Trinidadlı işçi ise babamı seviyor ve kendisini elektrikçi olarak yetiştirmeye başlıyor. O zaman babanız elektrikçi oluyor. Elektrik ustası oluyor. Doğru. Hatta zamanla bu bölgedeki La Salina'daki Venezuela'nın en önemli atölyelerinin şefi olmayı başarıyor. Yaşadığı köyün sahip olduğu ilk doktorlardan birinin melez bir kızı olan annemle karşılaşıyor ve evleniyorlar. 12 çocukları oluyor. 12 kardeşsiniz. 12. 8 kız, 4 erkek. Ben en küçükleriyim. Kendimi genel olarak bu şekilde anlatabilirim. José Gregorio ne yapıyor sonra? Doğdunuz, 12 kişisiniz ailede, 12 çocuksunuz. 8 kız, 4 oğlan, anne baba. Sonra ne oldu? Bueno, mira, me estoy aquí. Geçmişten günümüze doğru ilerleyecek olursak, 12 yıldır Türkiye'deyim. Komutan Chavez'in aldığı kararla Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti'nin Türkiye Büyükelçisi olarak atandım. Barcelona Üniversitesi'nde doktoramı bitirmemin ardından Venezuela Dışişleri Bakanlığı'na girerek Kültür İşleri Dairesi Müdürü görevini üstlendim. Bu görevi 2 sene ifa etmemin ardından yurt dışındaki ilk diplomatik görevimi Bolivya'da yerine getirdim. Evo Morales'in kazandığı zaferin ardından Bolivya'ya atanan yeni Venezuela Büyükelçisi'nin beni ekibine dahil etmesiyle büyük kızımın hayata geleceği Bolivya'ya gittim. 2004 yılından itibaren içinde bulunduğum Venezuela Dışişleri Bakanlığı'nda farklı görevler ve mevkilerde bulundum. Türkiye'ye nasıl geldim? Zannediyorum Bolivya'da yaptığım iş beğenildi ve o zamanlar Dışişleri Bakanı olan Başbakan Nicolas Maduro'nun kararıyla Türkiye'ye geldim. Bolivya'da başkatip görevini üstlendim. Kültür ve İletişim Departmanı'ndan sorumluydum. Bolivya'yı hiç tanımıyordum. Bu sebeple gerçekten çok ilginç bir deneyimdi benim için. Zulia eyaletinin başkenti olan Maracaibo'da büyümüştüm ve Caracas'ı bile neredeyse hiç tanımıyordum. Zulia çok özel bir bölgedir. Caracas'ın etrafında gelişen ülkemizin geri kalan bölgelerine pek benzemez. Çünkü Zulia önemli bir yer. Zulia eyaleti önemli bir yer. Petrolün çıktığı yer. Bu bir kültür. Zulia bölgesi, Venezuela'nın petrole dayalı gelişiminin merkeziydi. Eğer Venezuela modernleştiyse, eğer Güney Amerika'nın en kuzeyinden güneyindeki en uç noktasına kadar otoyollarıyla sayesinde en iyi ulaşım ağına sahip ülkesi konumuna geldiyse, bunu petrole borçludur. Petrol endüstrisi, Maracaibo Gölü'nün doğu kıyısında Zulia'da gelişmiştir. Yönetimsel merkez Maracaibo olduğu için çok kısa bir süre Caracas'ta bulundum. Venezuela Merkez Üniversitesi'nde etnomüzikoloji ve folklor merkezinde kısa bir lisans eğitimi aldım. Şöyle sorayım o zaman. Eğitiminizi Zulia'da aldınız. Exacto. Yani ortaokul, lise ve üniversiteyi Zulia'da okudunuz. Evet, doğru. Caracas'ta ilk lisans eğitiminden sonra, Caracas'ta etnomüzikoloji eğitimini bitirerek Maracaibo'ya döndüm ve Zulia Üniversitesi Kültür Dairesi'nde çalışmaya başladım. Peki, üniversitede müzik mi okudunuz? Exacto, bueno, pero yo antes... Tabii ki. Liseyi bitirdiğimde güzel sanatlar veya beşeri bilimlerle ilgili aklımda hiçbir şey yoktu. Çok iyi bir öğrenciydim. Matematik ve fizik notlarım iyi olduğuna göre ben de mühendis olmalıydım. Los Andes Üniversitesi'nde bir lisans öğrencisi olarak üniversite deneyimim böyle başladı. Makine mühendisliği okurken paralel olarak Cecilio Acosta Katolik Üniversitesi'nde müzik bölümüne kayıt yaptırdım. İki bölümü aynı zamanda paralel olarak okuyacaktım. Daha önce de söylediğim gibi notlarım iyi olsa da ne derslerle ne derslerde anlatılanlarla ilgileniyordum. Böylece bölümü bıraktım. Mezun olduğumda annem bir mühendis olarak mezuniyet törenine gittiğimi sanıyordu.
Mi mamá creía que estaba yendo al acto de un ingeniero. Hiç haberleri yok. No sabía. Hayır, bilmiyordu. Annem bilmiyordu. Babamsa zaten hayatta değildi. İyi notlarla mezun oldum ve Venezuela'ya geldim. Artık Venezuela'dan ayrılmayacağımı düşünüyordum. Ancak beni kültür işleri müdürü olarak Bolivya'ya atadılar. 2 yıl sonra Dışişleri Bakanı makamından çağırdılar ve İstanbul'a gidiyorsun dedi. Böylece konsolosluğu açma görevini bana verdiler. Siz ilk konsolossunuz o zaman. Venezuela ve Latin Amerika'nın ilk konsolosluğu. Hem Venezuela'nın hem Latin Amerika'nın ilk konsolosunuz siz. Latin Amerika ülkelerinin İstanbul'da konsolosluğu yoktu. Bu yüzden Türkiye ve Venezuela arasındaki sıkı ilişkileri, stratejik ortaklığı, bu kadar samimi yakınlığı garipsememek lazım. İki ülke arasındaki ilişkiler sadece ticari dengenin yükselmesine dayanmıyor. Çok daha ilerisine gidiyor. Daha kardeşçe bir ilişki var. Ne hissettiniz ilk Türkiye'yi duyduğunuzda? Ne mi hissettim? Korktum. Ağır bir yükün altında ezildiğimi hissettim. Bana hayatımda hiç kolay görevler denk gelmedi. Latin Amerika ve dünya için Türkiye, Orta Doğu'yu temsil ediyordu. Çok sarsıntılı, zor, anlaşmazlıkların asla bitmediği bir bölge gibi görünüyordu ama aslında hiçbir fikrimiz yoktu. Ne benim ne de Venezuela'nın Türkiye ile ilgili bir fikri yoktu. Türkiye'nin de aynı şekilde Venezuela ile ilgili bir fikri yoktu. İstanbul'a vardığımda sudaki balık kadar rahat, iyi hissetmiştim. Daha sonra konsolosluğu açtım. Ayrıca bahtıma yeni bir konsolosluk açmak düşmüştü. Necati, arabamız bile yoktu. İşe otobüsle gidiyordum. Bu fırsattan istifade, kendi alışverişimi kendim yaptım, pazarlara gittim, Yeni Kapı'daki balıkçılarla arkadaş oldum. Her perşembe balığımı almaya Yeni Kapı'ya gidiyordum. Ancak onlara başkonsolos olduğumu söylemedim. Onlar için konsolos değil, Venezuela'dan gelen biriydim. Onlarla birlikte balık temizlemeyi öğrendim. Sonra araba aldınız. Araba geldi. Daha sonra yeşil plakalı resmi aracımız geldi. Her zaman gittiğim yerlere, beni tanıyanların olduğu yerlere arabayla gitmeye başladım. Bir şoförüm vardı. Adı Halil'di. Sürekli arabada uyuyakalırdı. Her zaman gittiğim yerlere artık arabayla gitmeye başlamıştım ama beni resmi plakalı araçla görmelerini istemediğim için Halil'e arabayı birkaç blok öteye park etmesini söylüyor ve yürüyerek gidiyordum. Çünkü diplomatik hiyerarşiye büyük saygı duyduklarını biliyordum ve bunun kurduğumuz ilişkiyi etkilemesini istemiyordum. Dostluk ilişkimiz değişsin istemiyordum. Ancak bir gün Yeni Kapı'dayken acil bir durum oldu ve Halil benim olduğum yere gelmek zorunda kaldı. Halil'in yeşil plakalı araçla geldiğini görünce "Bu ne? Ne oluyor?" demeye başladılar. Sonrasında Halil içeri girdi ve bana "Konsolos Bey" diye seslendiğinde "Bu adam seni mi arıyor? Sen konsolos musun?" diye sormaya başladılar. Ve ben de durumu açıklamak zorunda kaldım tabii. "Ben başkonsolosum" dediğimde "Hay Allah" dediler. Onlar için şaşırtıcı bir andı. Bu olaydan sonra arkadaş kalmaya devam ettik tabii ki. Ancak ister istemez belli bir mesafe oluştu. Bir açıdan daha iyi davranmaya başladılar. "Buna dokunma, dikkat et üstünü kirletirsin" demeye başladılar. Ben aynı davranmaya devam ettim. Çok değerli, anlamlı anılar. İstanbul'da 4 sene yaşadım. Bolivya'da doğan kızım 1 yaşındayken buraya geldik. İlk konuştuğu dil Türkçe oldu. Bizim için zorlukları da oldu. Çünkü 4 yaşına geldiğinde hala konuşmuyordu. Sonradan sadece bizimle konuşmadığını anladık. Çünkü okulda Türkçe konuşuyordu. Ve tabii biz bunu geç öğrenmiştik. Anaokulunda Türkçe konuşuyor, evde hiç konuşmuyor. En la casa no hablaba. Bir gün öğretmeniyle konuşmak için okula gittim ve durumu belirttiğimde öğretmeni "Nasıl olur?
''Tabii ki konuşuyor.'' dedi. Bana odalarındaki monitörlerden Isabella'yı gösterdi ve ''Bakın Isabella konuşuyor. Hem arkadaşlarıyla hem öğretmenleriyle konuşuyor.'' dedi. Evet, arkadaşlarıyla çok rahat bir şekilde Türkçe konuşuyordu. Daha sonra İspanyolca öğrendi ve İspanyolcayı da Türkçe aksanla konuşmaya başladı. Hala bir Türk'ün İspanyolca konuşurken yapabileceği genel hataları yapabiliyor. İşte böyle. Türkiye bizim için oldukça ilginç bir deneyim. Türkiye'yi kalbimizde, çok derinde taşıyoruz. Bunu nerede olursa olsun söylüyorum. Bir kızım burada doğdu. Türkiye'de doğan Türk bir kızım var. Ankara'da doğdu, burada büyüdü. Kendisi Ankaralı. İsmi Federico Garcia Lorca'dan geliyor. Isabella Bolivya La Paz'da doğdu ve 1 yaşındayken Türkiye'ye geldi. Diğer kızım Federica ise 2015 yılında Ankara'ya geldikten 3 sene sonra hayata geldi. O bir Ankaralı. İki Türk kızım var. Isabella Bolivya'da doğsa da Türkiye'de büyüdü. İkisi de burada büyümeye devam ediyorlar. Büyük olan 13 yaşında ve küçük olan daha yeni 6. yaşını doldurdu. İki küçük Türk kızım olduğu için Türkiye ile olan ilişkim her zaman devam edecek. Bir gün buradan ayrıldığımda görevimi yerine getirmiş olmanın verdiği memnuniyetle ayrılacağım. Peri bacalarının bulunduğu Göreme'de bir kafedeydim. Garson yanıma geldi ve dükkan sahibinin beni görmek istediğini söyledi. Beni ofisine davet etti ve bilgisayarının ekranını gösterdi. Ekranda yemyeşil bir dağda çekilmiş fotoğrafını gördüm. ''Tanıyabildin mi?'' diye sordu. ''Hayır'' dedim. Çok güzel bir doğanın içerisinde görünüyordu. Başka bir fotoğrafı gösterdiğinde artık tanımıştım. Burası Caracas'tı. El Avila'daydı. ''Caracas'taymışsın, çok güzel'' dedim. Ve bana başka fotoğraflar göstermeye başladı. Sonra bir an durdu ve gözleri doldu. ''Chavez'in cenaze törenindeydim'' dedi. Chavez'in cenaze töreni esnasında kilometrelerce sıralar oluşturulmuştu. Ve o da oradaydı, sıradaydı. Ölüm haberini aldıktan sonra ''Orada bulunmalıyım'' demiş ve uçağa binip Venezuela'ya gitmiş. Chavez'e veda etmek için o uzun sıralardan birindeki fotoğrafını gösterdi. Kendisine ''Niçin gittin?'' diye sorduğumda ''Çünkü kendisi bizim yanımızda durdu. Filistin halkının yanında durdu. Venezuela halkının ne kadar cesur olduğunu biliyorum ve bu yüzden sizi seviyoruz.'' cevabını verdi. Bütün bu anıları nasıl unutabilirim ki? Daha sonra bu sevgiyi Devlet Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Nicolas Maduro'yu karşıladığı İslam İşbirliği Teşkilatı zirvesinde de çok yakından hissettik. Türkiye'nin uluslararası sahnede nasıl desteğine başvurulması gereken bir referans hale geldiğini biliyorum. Ben buradan gittiğimde ardımda ilişki seviyesi yükselmiş iki ülke bırakacağımdan eminim. Tabii. Venezuela'da artık Türkiye tanınıyor. Türkiye'de de Venezuela tanınıyor. Ben ortaokulda lisenin bir kısmını Venezuela'da okudum. Master'ım Venezuela üzerinedir, benim de yüksek lisansım. Arada sırada da gitme imkanı oluyor. En son 2 ay önce oradaydım. Hakikaten Venezuela'da artık Türkiye tüm boyutlarıyla tanınıyor ve seviyor. Sokaklarda, marketlerde Türk malları satılıyor. Daha fazlası olacak. Çünkü siyasi irade mevcut. Farklı alanlarda işbirliğine yönelik çok önemli anlaşmalar üzerine çalışıyoruz. Siyaset ve diplomasi alanında bir otoyol inşa etmeyi başardık ve artık halklarımız, iş adamlarımız bu otoyolda ilerleyerek kolayca, güvence altında özgürce hareket edebiliyorlar. Bu yüzden biraz önce buradan ayrıldığımda ardımda çok iyi ilişkiler bırakacağım dedim. Devlet Başkanımız Nicolas Maduro ve ben bu dönem bize denk geldiği için çok şanslıyız. Bunu ben seçmedim. Tanrı'nın bir lütfu oldu.
Başkan Nicolas Maduro, Türkiye'ye ayak basan ilk Venezuela Dışişleri Bakanı olmuştu. Daha sonra Nicolas Maduro, Türkiye'ye ayak basan ilk Venezuela Devlet Başkanı oldu. Hayatım boyunca gururla taşıyacağım başka bir husus daha oldu. Tarihe yazıldı hatta. Venezuela'yı ziyaret eden ilk Türkiye Devlet Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan oldu. Benim için Orta Doğu'nun en önemli lideri ve ben büyükelçilik görevini ifa ederken kendisi Venezuela'yı ziyaret etti. Bu gururu elimden kimse alamaz. Cumhurbaşkanı Maduro Ankara'ya geldiğinde üniversitemizi de ziyaret etmişti. Hatta o günün bir hatırasını da görmesini isterim seyircilerimizin. Üniversite eğitimi alanında işbirliğimiz var. Türkiye'de az ama var. Şimdi bunu arttırmamız lazım. Eğitim alanındaki işbirliğimizi arttırmamız lazım. Türkiye'de şu anda kaç tane Venezuelalı öğrenci var ve kaç tane olmalı sizce? 2015 yılından itibaren Venezuelalı öğrenciler burslu olarak gelmeye başladılar. Şu anda Venezuelalı öğrenci sayısı 30'dan az. Ancak bu sene oldukça önemli. Çok geniş bir çağrı yapıldı ve bütün ülkeye duyuruldu. O zaman artık siz akademisyenlerin hazırlanma vakti. Çünkü Venezuelalı öğrenciler akın edecekler. Sayın Büyükelçi, bu sayıyı 300'e çıkaralım. Ne dersiniz? Olmaz. Daha fazla. Olmaz, daha fazla. Daha fazla, daha fazla. Bana ne kadar insanın yazdığını tahmin bile edemezsin. Çocukların Türkiye'ye gelmesini isteyen Venezuelalılar büyükelçiliği arıyorlar, yazıyorlar. Çok fazla. Benimle birlikte okuyan arkadaşlarım çocuklarının eğitimini Türkiye'de almasını istiyorlar. Bu sebeple sayının oldukça yüksek olacağını düşünüyorum. Hepsini bekliyoruz o zaman Sayın Büyükelçim. Bütün Venezuelalı çocukları Türkiye'de eğitim görmeyi bekliyoruz. Bizler Türk akademisyenlerin de öğrencilerin de Venezuela'ya gitmesini istiyoruz. Bu onlar için çok zenginleştirici bir tecrübe olacaktır. Sen ülke dışında okudun. Ben de öyle. Bir insan asla kökenini unutamaz. Yurt dışında okumak size çok geniş bir görsel alan sağlar. Dışarıdan bakan bir göz olarak ülkenize daha farklı bir açıdan yaklaşmanızı sağlar. Hem iyi yönlerini hem negatif yönlerini görebilirsiniz. Farklı ülke halklarının deneyimini yerinde görmek, kendi halklarımızın muzdarip olduğu engelleri, sorunları aşmanın farklı yöntemlerini anlamamızı sağlıyor. Bu sebeple öğrencilerin, akademisyenlerin ülkemize gelmesini bekliyoruz. Latin Amerika'da öncelikle toplumsal ve siyasi kalkınma meselelerine öncülük eden Venezuela'da değişim programı deneyimini yaşamak oldukça önemli olacaktır. Nasıl ki güneşi balçıkla sıvayamazsınız, bu gerçekliği de inkar edemezsiniz. Sayın Büyükelçi, birden fazla mesleğiniz olduğunu biz biliyoruz. Bunların içinde ahçılık var, antropoloji eğitimi almışsınız, tarih eğitimi almışsınız ve diplomatsınız. Ama bu mesleklerden hangisini daha çok seviyorsunuz? Ya da çocukken diplomat olmayı ister miydiniz? Böyle bir hayaliniz var mıydı? Nunca soñé que iba a ser diplomático. Nunca. Hiçbir zaman diplomat olma hayali kurmadım. Hiç. İnsanoğluna bahşedilen tüm meşgaleler ilgimi çekiyor. Tabii ki ilgimi çekiyor çünkü ben bir insanım. Bütün yaptığım işlerden oldukça memnunum. Asla diplomat olmayı hayal etmedim. Asla aklımda olmadı. Çok fazla şey olmak istedim. Bir sorumluluk üstlendiğimde elimden gelenin en iyisini yapabilmeyi hedefliyorum. En iyisi olmayı değil. Ancak çalışkan biri olarak bilinmek ve yaptığım işe saygı duyulmasını isterim. En iyisi olmak arayışında değilim. Benim için yaptığım işe saygı duyulması yeterli olur. Daha önce dediğim gibi ayrılık zamanım geldiğinde sorumluluğumu yerine getirmenin verdiği hazla gideceğim. Kendimi kısıtlamam gerektiğini düşünmüyorum. Etrafımda olan her şeye ilgi duyuyorum. Diplomasi alanındayım, diplomatım evet ama
Diplomat olduğum için müzisyen olmayı bir kenara bırakmıyorum. Kahve kavurmaya bayılıyorum. Barcelona'ya gittiğimde Avrupa'nın en önemli uzmanlarından biri olan Kim Ossenblok'la bir araya geliyoruz. Kendisi Belçikalı bir Q grader. Onunlayken diplomat kıyafetimi bir kenara bırakıyorum ve o anda bir kahve kavurucusu oluyorum. Birlikte kapanıp kahve kavuruyoruz. Maracaibo'ya gittiğimde ise eşime söylüyorum ve ülkenin farklı noktalarından Los Llanos'tan, Caracas'tan gelen arkadaşlarımla bir müzik stüdyosu kiralıyoruz ve kendimizi 3 gün oraya kapatıyoruz. F27 adında bir müzik grubumuz var. Grubun ismi Venezuela için önemli bir gün olan 27 Şubat'tan geliyor. Yani siz klavyeyi mi çalıyorsunuz? Canto. Şarkı söylüyorsunuz. Sí, yo soy el cantante. Grubumuz F27'de şarkı söylüyorum. Şarkı söyleme görevini ben üstlendim. Çünkü grupta çok iyi iki piyanist var. Hector Lauve'nin şarkısında söylediği gibi ben bir şarkıcıyım. Ben yaptığım her şeyi severek yapıyorum. Belli antropolojik bir konuda analiz yaptığımda ondan da zevk alıyorum. Tarihle ilgili konuştuğumda ondan da çok zevk alıyorum. Ayrıca sizlerin Ankara Üniversitesi Latin Amerika Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde verdiğiniz Türkiye Kültürü ve Tarihi kursundan çok zevk almıştım. Doğru, siz Ankara Üniversitesi'nde düzenlediğimiz Latin Amerika Çalışmaları Araştırma Uygulama Merkezi'nde düzenlediğimiz yabancılar için Türk kültürü kursuna katılmıştınız ve oranın en iyi öğrencilerindendiniz. Kursta ders alırken ben bir büyükelçi değil, öğrenciyim. Ya da kursa katılan tarih alanındaki bir doktorumdur. Bu ülkenin tarihine ve kültürüne karşı özel bir tutkum var. Hititler, Ege sahilinde kurulan medeniyetler, Atatürk'ün başardıkları, Birinci Dünya Savaşı, ayrıca Venezuela bağımsızlığının öncüsü General Francisco de Miranda da Türkiye'de bulunmuş önemli bir şahsiyet. Bütün bu Türkiye tarihine tutku duymayan bir kişi zaten ölmüş demektir. Biraz önce saydığım bu isimler arasına Recep Tayyip Erdoğan'ı da eklemem gerekir. Günümüzün en büyük liderlerinden. Bu ülkenin tarihine ilgi duymayan sadece cansız bir vücut olabilir. Önceki konuya dönecek olursa, hayatımda hiç diplomat olmanın hayalini kurmadım. Hayat beni sürükledi ve ben de kendimi hayatın akışına bıraktım. Bir sorumluluk yüklendiğinde yapabildiğimin en iyisini yapmaya çalışıyorum. 2004 yılından itibaren Venezuela Dışişleri Bakanlığı'ndayım. Birçok mesleğiniz olduğunu biliyoruz Sayın Büyükelçi. Bunun yanında birçok görev ifa ettiğinizi de biliyoruz. Peki unutamadığınız bir hatıranızı seyircilerimizle paylaşmak ister misiniz? Benim için çok önemli anlardan biri Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Venezuela'yı ziyaretiydi. İki devlet başkanı Miraflores Başkanlık Sarayı'nda kırmızı halıda yürüyorlardı. Ben de bütün bakanlarla birlikte hizada bekliyorduk. O anda beni oldukça etkileyen iki durum gerçekleşti. Başkanların yürüdüğü esnada ordumuzun bandosu iki ülkenin ulusal marşını çalacaklardı. Bu anda askerlerimiz Türkiye Ulusal Marşı'nı, İstiklal Marşı'nı Türkçe okumaya başladılar. Bu beni çok etkilemişti ve eminim ki Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı da çok etkiledi. Çünkü Milli Marş kayıttan çalınmamıştı. Askerler İstiklal Marşı'nı, Türkiye Milli Marşı'nı Türkçe öğrenen çocuk korosu ile birlikte Türkçe okudular. Ben bunun Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı derinden etkilediğinden eminim. Venezuela'da Türkiye'ye verilen önemi biz de yakından gördük, yaşıyoruz. 6 Aralık seçimleri için Türkiye'den de bir heyet gitmişti Venezuela'ya. Orada bizim milletvekillerimiz vardı, Yüksek Seçim Kurulu üyelerimiz vardı. Ben de o heyetin içindeydim. Miraflores Sarayı'nda aynı biraz önce anlattığınız Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda başka ülkelerin heyetleriyle beraber kabul etti bizi Cumhurbaşkanı Maduro. Fakat şu dikkatimi çekti. Salonun sol tarafı
diğer büyük heyet göndermiş ülkelere ayrılmıştı. Salonun arka tarafı bütün dünyaya ayrılmıştı. Salonun sağ tarafında Türk heyeti oturuyordu ve işin en güzel tarafı Türk heyetiyle beraber Cumhurbaşkanı yardımcısı oturuyordu. Dışişleri Bakanı oturuyordu ve ondan sonra da bizim büyükelçimiz ve heyet üyelerimiz vardı. Yani Cumhurbaşkanı'nın yabancı gözlemcileri kabul ettiği salonun bir kanadı sadece Türkiye'ye ve Venezuela'ya ayrılmıştı. Durum böyle. Bunlar da tabii ki sizin ve bizim oradaki büyükelçimiz Sayın Mütevellioğlu'nun ve cumhurbaşkanlarımızın çok büyük emeği var. İki ülke artık birbirine daha da yakın. Peki Sayın Büyükelçi, şimdi göreviniz gereği birçok ülkeye gidiyorsunuz, birçok şehri görüyorsunuz, tanıyorsunuz. Sizi en çok etkileyen, en çok beğendiğiniz şehir neresi dünyada? Elihio. Ege. Ülkem dışında kendimi Ege'de hissettiğimden daha iyi hissettiren başka bir yer olmadı. Ege'de bulunmak, sahip olduğum bütün duyguları, hisleri etkiliyor. Ege'ye vardığımda kendimi çok daha rahat hissediyorum. Adeta kendimi buluyorum. O halde Ege'de ömür boyu yaşayabilirim diyor musunuz? Ege'nin herhangi bir yerinde yaşayabilirim. Ege'de kendimi evimde gibi hissediyorum. Assos olsun, Urla olsun hiç fark etmez. Kendimi Egeli gibi hissediyorum. Güney Amerika'nın nefes kesen güzellikteki manzaralarına tanık olabileceğiniz Venezuela, uçsuz bucaksız sahilleri, büyüleyici doğal güzellikleri, bozulmamış doğası ve sıcakkanlı insanlarıyla gezginlerin en sevdiği seyahat rotalarından. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından 90 günü aşmayan turistik amaçlı seyahatleri için vize istemeyen bu Güney Amerika ülkesine gitmek için en uygun zamansa Aralık ve Nisan ayları arası. Ve şu bir gerçek ki Venezuela tropikal özelliklere sahip yağmur ormanları ve denizleriyle egzotik bitki ve hayvanlara ev sahipliği yapan muhteşem çekiciliğe sahip bir ülke aynı zamanda. Mutlaka ziyaret edilmesi gereken yerlerin başındaysa Salto Angel Şelalesi, Simon Bolivar Evi, Altamira Meydanı, Bolivar Meydanı, Caracas Katedrali, San Francisco Kilisesi ve Avila Milli Parkı geliyor. Yemek kültürüne gelince, Venezuela mutfağında İspanyol, İtalyan ve Fransız mutfaklarının etkilerini yoğun olarak görebilirsiniz. Balık ve deniz ürünleri de çok değişik şekillerde pişiriliyor. Özellikle çok güzel balık çorbaları yapılıyor. Tatlı patates gibi patatesin değişik türlerinin de yetiştiği Venezuela'da halk patatesle çok değişik ve lezzetli yemekler yapar. Venezuela'da bol yetişen tropikal meyveler yemeklerde çok sık kullanılır. Özellikle kızartarak yedikleri muz ve ananas genelde temel yemeğin yanında servis yapılan bir yan yemektir. Ve çok miktarda mısır da tüketirler. Mısır unuyla değişik bir ekmek yaparlar. Seyircilerimizden Venezuela'ya gidecekler ya da gitmek isteyenler mutlaka vardır. Nereyi görmelerini ama mutlaka görmelerini tavsiye edersiniz? Bueno, depende de los intereses, ¿no? Nasıl bir tatil istediklerine göre değişir. Onlara öncelikle ne istediklerini sorarım. Çünkü Venezuela'nın sunabileceği birçok şey var. Çok çeşitli bir doğası var. Eğer ormanlardan hoşlanırlarsa, dünyanın en yüksek şelalesi olan El Salto Angel'i tanımaları için Gran Sabana'yı öneririm. Eğer plaj tatili isterlerse, Los Raquios'e, Aya Monchima'ya, Medina plajını veya Chichiriviche'ye gitmelerini söylerim. Venezuela'nın yakın tarihi ilgilerini çekerse, onları Zulia'ya, benim de doğduğum Cabimas'a gönderirim. Önerebileceğim birçok yer var. Sayın Büyükelçi, programımızın da sonuna geliyoruz ama size 4 tane kısa soru soracağım. Türkiye'de en çok beğendiğiniz şehir hangisi? Çok yer var. Daha önce söylediğim gibi Ege'yi seviyorum. Bu bölgede Göcek, Urla, Karaburun ve İzmir'i
oldukça seviyorum. Akdeniz'den ise kalkan ve kaşı söyleyebilirim. Peki. En çok hangi Türk geleneğinden etkilendiniz? 12 yıldır burada yaşıyorsunuz. Mutlaka Türk geleneklerinde artık öğrendiniz, biliyorsunuz. Hangisidir sizi en çok etkileyen? Me está obligando a hacer... İlk kez İslami geleneklere göre düzenlenen bir cenaze törenine katıldım. Oradaki tek yabancıydım. Cenaze evine gittiğimde ise beni derinden etkileyen bir geleneğe şahitlik ettim ve sonrasında bunu herkese anlattım. Büyükelçinin annesi ve ailesiyleyken insanların ellerinde yemeklerle içeri girdiklerini gördüm. Bana biraz garip gelmişti. İnsanların niçin ellerinde yemeklerle durmadan geldiklerini sordum ve bana biri öldüğünde komşuların, ailelerin çektiği acıyı anladığını ve bu zor anlarında yemek yapmakla uğraşmamaları için herkesin yemek getirdiğini söylediler. Daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim. Bu gelenek üzerimde çok büyük bir iz bıraktı. En çok sevdiğiniz Türk yemeği hangisi Sayın Büyükelçi? Me gusta mucho la comida turca. Türk yemeklerini çok seviyorum. Mücveri çok seviyorum. Yine hamsi pilavı ve mercimek çorbasını sayabilirim. Mercimek çorbası en sevdiğim çorbadır. Hamsi pilavı. Yine gavurdağ salatası sevdiklerim arasındadır. Eğer saymaya başlarsam gerçekten liste uzar gider. Unutmadan katmeri eklemeliyim. Katmer. Katmer. Zaten bir büyükelçi mercimek çorbası seviyorum. Gavurdağ salatası yiyorum. Katmer'de tatlılardan en sevdiğim diyorsa artık bizden birisi olmuştur sanırım. Hamsi pilavını unutmayalım. Hamsi pilavını da unutmayalım tabii. Şimdi ülkemizde göreviniz bittiğinde, ülkemizdeki büyükelçiliğiniz bittiğinde en çok neyi özleyeceksiniz? Nunca me voy a ir del todo de Turquía. Türkiye'den asla tamamen ayrılamam. Tamamen gidemem Türkiye'den. Beni bu ülkeden atmak zorunda kalacaklar. Duygusal olarak Türkiye'ye çok bağlıyım çünkü iki kızımın biri burada doğdu, diğeri ise burada büyüdü. O yüzden Türkiye'ye sürekli geliyor olacağız. Ayrıca biliyoruz ki buraya geldiğimizde kalacak bir yerimiz ve önümüzden yemeğimiz asla eksik olmayacak. Otele para ödemeyeceğimizden eminim. Burada bekliyor olacağız sizi her zaman Sayın Büyükelçim. Diyanet İşleri Başkanlığımız ve Diyanet TV ailesi adına ben size çok çok teşekkür ediyorum. Seyircilerimiz adına da tabii ki eksik olmayın. Sizin söyleyeceğiniz son bir şey var mı seyircilerimize? No, quiero darle las gracias. Sana çok teşekkür etmek istiyorum Necati. Her zaman Venezuela'ya çok yakın biri oldun. Venezuela'yı çok iyi tanıyorsun. Umuyorum bir gün Türkiye'nin Venezuela'daki büyükelçisi olursun. Çünkü kültürümüzü, tarihimizi çok iyi biliyorsun. Muhteşem bir aracı olabileceğini düşünüyorum. Ayrıca en zor anlarımızda sadık bir dost olarak sürekli bize destek verdin. Bizimle oldun. Tabii ki Diyanet TV'ye, bütün Türkiye halkına, tüm toplumsal kesimden herkese, üst düzey hükümet yetkililerinden işçilere kadar herkese, bizi kucakladıkları için bizi sadece diplomat olarak görmeyip kapılarını açtıkları ve samimi sevgilerini gösterdikleri için teşekkür etmek istiyorum. Söylemek istediklerim bu kadar. Çok teşekkür ediyorum. Ve programa başlarken söylediklerimi yinelemek istiyorum. Benim evim senin evin. Her zaman bekliyoruz. Her zaman seni bekliyoruz. Çok çok teşekkür ediyorum Sayın Büyükelçi. Venezuela denince ilk akla gelenlerden biri de gülümseyen, hareketli ve sıcakkanlı güzel insanları. İlk karşılaşmamızda Sayın Büyükelçi ve ailesi de bizi hiç şaşırtmadı. Tüm ekibimizi büyük bir samimiyetle karşılayan Büyükelçi José Brato ve ailesine özenle hazırlanıp bizi ağırladıkları için çok teşekkür ediyoruz.
Günün hatırası olarak hediye ettiğimiz İspanyolca Kur'an-ı Kerim'i büyük bir mutlulukla kabul eden ve anı defterine yazdığı güzel temennileri de alarak bir dosttan daha ayrılışın hüznüyle buradan da ayrılıyoruz. Yeni ülkeler ve yeni hikayelerde buluşmak ümidiyle.